Demek babaannen geliyor. Aynen. Nil arayıp kesin olanları anlattı. O da durmaya koymaya geliyor. Sen geç kalma benim yüzümden. Havaalanında beklemesin kadıncağız. Yok yok. Daha zaten uçağın inmesine var. Önce seni bırakayım. Sonra alırım onu. Serra. Sen olmasaydın... bu kadar şeyin üstesinden nasıl gelirdim bilmiyorum. Senin bu sakin olun... bana o kadar iyi geliyor ki. Etrafımda olan herkes bir rol kesme, üstünlük kurma çabasında falan. Bir tek sen olduğun gibisin. Vazgeç. Bitti mi kanka? Bitti. Bitti ama ben de bittim. Sabahtan beri dönüp dönüp bakıyorum bir şey unuttum mu diye. O kadar gözümü korkuttular ki. Ay iki gündür kırmızı alarm durumundayız. Bu ne be? Otelin sahibi dediler ya işte. Huysuz bir tip sanırım. Yandık vallahi. Kırklandı otel resmen. Sabahın köründe ana girişin orayı foşur foşur sabunlu sularla yıkadılar. Ay sıra bizde, haberin olsun. Şimdi... çalışanları da alıp hamama götürüp bir güzel çitilerlerse hiç şaşırma. Yandık vallahi. Oy, şunlara bak. Şunu nasıl yapsak? Şöyle, şöyle mi koyalım? Oraya mı? Neyse. Şimdi, baksana, şoförüyle de valizleri önceden yollamış. Ne cins tiplerden belli. Of ya, buna uzun süre kalmasa bari ne yapacağız biz, her gün her gün böyle çekilmez ki. Oteldeyim. Shift'in bitti mi? Ne durumdasın? 12. İyi günler efendim. Bir dakika. Buyurun. Servis asansörü bozuk mu? Pardon, anlayamadım. Oysa Türkçe konuştum. Ne var bunda anlamayacak? Yani otel müşterilerine ayrılan asansörü personelin kullanması yeni adetten midir? Ay yok. Yok, servis asansörümüz bozuk bir süredir. Rahatsızlık verdiysem özür dilerim. Kusura bakmayın. Otelin sahibi buymuş.